Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 26 Şubat 2020 Çarşamba günü akşam İstanbul altılı tahminlerimi paylaşacağım. Şimdi bugünün kısa bir değerlendirmesine geçersek Adana tahminimiz video tahminimiz YouTube'da tuttu arkadaşlar. İlk ayak 4 numaralı Victor Voles'i tek olarak önermiştik ve 4 numaralı Victor Voles bahsettiğimiz gibi 2-3 gidip düzlükte yaptığı sprintte yarışı kazandı. Sonra 9 numaralı Van Visa 3. tercihimizde zaten 3 at olarak vermiştik. 9 numaralı Van Visa kazandı. Sonra Taşeron ilk tercihimizdi. Ee, Taşeron sprintiyle gelip kazandı. Sonra 5 numaralı Barikat Sorunlarının olduğunu düşündüğümü ama yarın kazanabileceğimi düşünüp çok tuttuğumu ve ilk sırada vermiştim ve barikatımız kazandı. 12 lira Ganyan'la geldi. Sonra becerikli an e, favori çıkacağını ama yani kazanabileceğinden bahsetmiştik. Üçüncü safkanımızda becerikli an kazandı. Son ayakta da zaten 10'a 3'ü vermiştim ben size iki safkan olarak. E, onda yarısı konserler kurulu ile yalıştan çıktı. Sadece 3 numaralı Go kaldı. O da yarışı kazandı arkadaşlar. Bu videomuz tuttu. Aramızda beni dinleyip güvenen ve tutturan arkadaşlar var. Hepsine hayırlı olsun diliyorum. Güle güle harcayın. Adana tahminlerimiz bir de güzel bir ikramiye vardı. 1677 lira. Değerlendiren arkadaşlara hayırlı olsun arkadaşlar. Sonra Kocaeli tahminimizden de bahsedeyim ben sizlere. Kocaeli tahminimizde şu an 5'te 5 beş gidiyor. Yani açacak olursak e, ilk ayak çivici favori çıkabilir ama gelebileceğinden bahsetmiştik. Üçüncü safkanımız da geldi. E, Star Force zaten bu grupta yıkılması zordu ve tekimizdi geldi. Yani yıkılsa çok para yapardı ama yıkma üzerine kurmadık oyunu. Yani yıkılacağını düşünmedim ben. E sonra Belalı Tumbul e, ikinci safkanımızdı. Üç numaralı Candar Bey'ini çok tutuyordum ama iki numaralı Belalı Tumbul'u yazmıştık zaten o da geldi. E, dört numaralı Van Love, çok tuttuğumu, Galop'u iyi, orijini iyi olduğunu söylemiştim. O da geldi. E, beşinci ayakta iki numara Ali çok tuttum ama dört numaralı Bart Boy'un onu e, geçebileceğinden bahsetmiştik. E, i̇ki safkanla geçmiştik. Dört numaralı Bart Boy da geldi. Yani bir numaralı Dark Power e, mesafenin kısa geleceğinden bahsetmiştik. E, son ayakta da Samberk'i çok tutuyorum ama favori. Ama yanında 2 ve 10'dan bahsetmiştim. Hatta bahsetmediğim bir de 6 numara var. 6 numarada etkili bir yarış çıkarabilir. 6 gelirse altılımız yatar ama. Yani son ayağa kaldı. Büyük bir ihtimal o da tutar. Şu an videoyu çektiğim saat zamanda. Şu an 7 dakika var yarışın başlamasına. E, şimdi İstanbul tahminlerine geçelim arkadaşlar. İstanbul'da zor bir program bizi bekliyor. Para vereceğini düşünüyorum. Umarım İstanbul tahminlerinde de başarılı oluruz. Şimdi İstanbul'a geçecek olursak. İkinci, üçüncü koşuyla başlıyor. İlk ayağımız Sezgin koşusu. Handikap 22 bir yarış. Dört yukarı Araplar. 1400 1400 sentetik. Normal şartlarda bugünkü programın zorluğu şöyle arkadaşlar. Yani 2-3 grup birbirine çok denk safkanlar var. 2 tane maiden var ki maiden'lar biraz zor maiden. Bir de uzuna çıkacak e, safkanlardan oluşan grup var arkadaşlar. O yüzden para vereceği verebileceğini düşünüyorum ama yine ben küçük bir kurgu önereceğim size. Ben şimdi burada 5 numaralı öncü pinarın kafayı almasını bekliyorum arkadaşlar. Önde gidecek. Arkasına 2 numaralı Kral Arthur gelir diye düşünüyorum. Sonra 7 numaralı Dumanla 6 numaralı Öspar arkasına sıran alırlar diye düşünüyorum. Yani yarışı koşturduğumda aslında 5, 2, 7, 6, 1, 9, 3, 4, 8 gibi koşarlar diye düşünüyorum. 8 Lizardon en arkadan koşacak. E, 8 Lizardon uzun zamandır takibimizde olan bir safkan benim takip ettiğim Müslüm Çelik'le hatalı bindiği için bir türlü kazanamayan Ama Müslüm Çelik'ten sonra kazanmıştı Ama şimdi mesafenin ona kısa geleceğini düşünüyorum arkadaşlar Yani aslında Önde giden safkanlardan birinin daha başarılı olacağını ya da ortada gidenlerden daha başarılı olacağını düşünüyorum ama burada 5 numaralı Öncü Pınar'ı Çok tutuyorum Çünkü Öncü Pınar hem bekleme yapabilen hem kaçabilen safkan yani çok kaliteli bir safkan bana göre çünkü bekleme yapabilen aynı zamanda sprint ile kazanabilen aynı zamanda kaçabilen kaçıp kazanabilen bir safkan olarak görüyorum. Çok tutuyorum kaçıp alıp avans alıp uyutup bitireceğini düşünüyorum. Yani onu kafada zorlayacak bir safkan da yok yarın yani önde rahat kalacak hatta arayı açıp da kaçabilir ve kazanacağını dayanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer dayanamazsa yani burası karışacak ve çok safkan yazmak gerekecek. Yani bitiremezse fotoda bitebilir o zaman da çok safkanı yazmak lazım. Öncelikle bir numaralı Cankurt Bey var. Sonra 6 numaralı Öspar var. 2 numaralı Kral Arthur var. 9 numaralı Karagül Bey'i var. 7 numaralı Duman var. Yani eğer 5'i ben tek atmazsam 1, 6, 2, 9, 7 buraya çok safkan yazmam gerekecek. O yüzden Öncü Pınar'a güvenip yarın ben ilk ayakta 5 numaralı Öncü Pınar'ı tek atacağım. Ama birazdan size alternatif teklerden bahsedeceğim. Eğer siz alternatif teki tek atarsanız burada o zaman Öncü Pınar'ın yanına bu bahsettiğim 1 6 2, 9, 7'den hangilerini tutuyorsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben şahsi kuponumda 5 numaralı Öncü Pınar'ı tek olarak değerlendireceğim. İkinci ayağa geçersek ikinci ayak şartlı 3 bir yarış dişilere ait 1300 sentetik. Yine mesafe telafisi zor olan bir mesafe. Şimdi burada ben 14 numaralı e, Kaçkar kızı, 13 numaralı Şintay, 5 numaralı e, Gülek Boğazı ve 8 numaralı e, Kuzey Yıldızı'nın önde gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani 14 13 5 8'in önde gitmesini bekliyorum. 6 numaralı Karadutum, 4 numaralı Altın Altınzele, 2 numaralı Güzel Tutku ve 11 numaralı Sarı Handan'ın da bu öndeki dörtlünün arkasında gitmesini bekliyorum. Yani öndeki dörtlü ve arkasındaki dörtlü gibi. İlk tercihim, favorim 2 numaralı Güzel Tutku olacak arkadaşlar. Çok formda. Her ne kadar 61 kilo olsa veya jokeyini beğenmesem de ilk tercihim, favorim olacak. İkinci tercihim 9 numaralı Nevriye Hanım olacak. Nevriye Hanım'dan yarın bir sürpriz bekliyorum. Ondan sonraki tercihim 11 numaralı Sarıhan'dan olacak Gökhan Kocakaya ile. Yani böyle ortalarda gidip sprintiyle ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Güzel Tutku da ortalarda gidip sprintiyle ile kazanabilir. 9 e, numaralı Sarıhan'dan da aynı şey, şey Nevriye Hanım da aynı şekilde. Ve 8 numaralı Kuzey Yıldız'ı yani öndeki grupta 3-4 gibi gidecek. Yarın bir Ali Kaçmaz sürpriz yapabilir o da kazanabilir. Yani benim ikinci ayaktaki sıralamam 2-9-11 ve 8. Yani burada Gülek boğazı da bir sürpriz yapabilir mi? Belki yapabilir. Ama dediğim gibi bu 4 safkanı ben çok ön planda tutuyorum. 2, 9, 11 ve 8. Yer olanlar belki 5 numaralı Gülek Boğazı'nı da değerlendirebilirler. Üçüncü ayağa geçersek Maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik. Şimdi bu meydanın aslında zor olduğunu düşünüyorum. Ama öncelikle bir safkandan bahsedeceğim. Yani burada bariz bir kaçak at yok arkadaşlar bu meydanda. Yani kaça kat olmadığı için biraz e, riskli bir yarış. Ama ben buradaki 9 numaralı Wiki Baron'u çok tutuyorum arkadaşlar. Her ne kadar bugüne kadar istenileni veremese de yani kaçıp rahat da kazanabilir Wiki Baron. Ama e, hem Aprantis'inden biraz çekiniyorum. Hem de e, sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Yani alternatif bir tek arkadaşlar. Eğer Wiki Baron'u Tek atarsanız ilk ayağa bahsettiğim safkanlardan bazılarını yazabilirsiniz. Ama ben ilk ayakta 5 numaralı Öncü Pınar'ı tek atıp burada 9 numaralı Vicky yanına öncelikle 7 numaralı Persian Rose'u yazacağım Gökhan Kocakaya'yla. Yarın kazanabilir. Sonra 8 numaralı e, Vaya Bien'i yazacağım Özcan Yıldırım'la. Sonra 2 numaralı Baby King'i yazacağım. Sonra da 4 numaralı Lady Şimisi yazacağım arkadaşlar. Yani ben yarın 3. ayağa 9'u çok tutmama rağmen 9-7-8-2-4 ve 4 şeklinde değerlendireceğim sonra ee, 4. ayağa geçersek kandikap 14 bir yarış 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik. şimdi 4. ayakta ben 1 numaralı Hodor'un kafayı almasını bekliyorum ve yarın da büyük bir ihtimal favori çıkabilir arkasına 6 numaralı Free Your Heart gelecek Karataş'la yani Karataş bindiği için Free Your Heart ya da Hodor ikisinden bir AGF 1-2 çıkabilirler sonra 8 numaralı Judy Fest'in arkalarına geleceğini, sonra 7 numaralı Dark Phoenix'in geleceğini düşünüyorum. Yani yarış koşturduğumda aslında 1, 6, 8, 7, 5, 3, 4, 2, 9 gibi koşarlar diye düşünüyorum. Yani 9 arkalardan gelecek. E, believe in me. Çok tutuyorum arkadaşlar. E, yine bir alternatif tek olarak sunuyorum sizlere bayağı sürprizle çıkacak ama ben büyük bir ihtimal yarın 9 numaralı Believe in Me'yi tek atacağım arkadaşlar. Bir kez 2000 koştu. Yani bu şimdi uzuna çıkıyorlar 2000'e sadece bir iki safkan var uzun koşan. 9 Believe in Me'de de bir kere koştu. O yarışta da 3. oldu. O yarışı Baba Aron kazanmıştı. Baba Aron'un kazandığı yarışta da yani Believe in Me'nin önü kapanmıştı arkadaşlar. Zaten sahip de değiştirdi o yarıştan önce. Şimdi e, 58 kiloydu o yarışta. Şimdi 51 kiloya düştü. Yani ben çok tutuyorum ve yarın kuponumda tek olarak değerlendireceğim. Ama şimdi 5. ayakta yine bir alternatif tekten bahsedeceğim size çok tuttuğum. Eğer orada tek atarsanız burada yanına 3 numaralı Last Impact Gökhan Kocakaya ile ve 5 numaralı Smart Görülü de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü 3 ile 5 yine ortalarda gidip Sprint ile bu yarışı kazanmak isteyecekler. E burada 1 numaralı Hodor'la 6 numaralı Free Your Heart'ta favori çıkacaklar. Ben hem favori çıkmalarından dolayı de değerlendirmeyeceğim arkadaşlar. Daha yüksek ikramiye planlıyorum. Yani burası karışık bir yarış. Yani aslında dediğim gibi 9-3-5 1 ve 6'nın arasında geçecek bir yarış. Ben 9 numaralı Believe in Me'yi çok tuttuğum için tek olarak değerlendireceğim. Ama dediğim gibi 5. ayak bahsedeceğim safkanı tek atanlar. Burada 3 numaralı Lastin pek 5 numaralı Smart Girl ya da Favori çıkmasını beklediğim 1 ya da 6'yı değerlendirebilirler. Beşinci ayak e, Maiden, dişilere ait 1400 sentetik. Ben burada 4 numaralı Gypsy Girl'ü Hişman Çizik'le çok tutuyorum arkadaşlar ama tek atmaya çekiniyorum. Eğer siz burada Gypsy Girl'ü tek atarsanız bahsettiğim gibi 4. aya bahsettiğim safkanlardan yazabilirsiniz. Ben 5. ayakta ilk tercihim 4 numaralı Chipsy Girl olacak. İkinci tercihimde yine çok iyi bir yarış beklediğim 2 numaralı Cingoroz olacak arkadaşlar. Ben 4. ayak 9'u tek atıp 5. ayakta 4 ve 2 olarak değerlendireceğim. Son ayağa geçersek Handicap 15 bir yarış dişilere ait 1200 sentetik. Yine gerçekten zor bir yarış. Çünkü 1200 olması, dişilere ait olması, telafisinin zor olması yarışı da zor yapıyor. Yani burada ben 4 numaralı Samaturaki'nin kaçacağını düşünüyorum. Kafayı almasını bekliyorum. Ama çok formsuz ve sentetikte bugüne kadar hiç başarılı olamadı. Sadece çim koşullarda başarılı olmuştu. Aslında beğendiğim bir safkan ama maalesef niyese çim koşullarında başarılı olamadı. Yarın da kafayı alıp kaçmasını bekliyorum ama geçileceğini düşünüyorum. Hemen arkasına 14 numaralı Mystic Green gelir diye düşünüyorum. Çünkü Mystic Green ile Juno da ekürü arkadaşlar. Yani Mystic Green de e, arkasına gelip ve hem önündeki Samotoraki'yi bozmak isteyecek hem arkasındaki hemen gelmek isteyen safkanları yoğurmak isteyecek. Ondan sonra 3. sıraya 12 numaralı falan Boyant geleceğini düşünüyorum Müslüm Çelikle. Sonra 11 numaralı Defenme yani öndeki 4'lü 4 14 12 11'den oluşur diye düşünüyorum. Ve arkalarda da e, 7 numaralı Penguin ve 10 numaralı Kind of Blue gidecek. Yani orta arkası giderler diye düşünüyorum. Benim buradaki ilk tercihim favorim 10 numaralı Kind of Blue olacak. Yani orta arkası gider. Gözden düştü son zamanlarda. Gözden düştü ve doğru zamanda etkili bir sprint yaparsa yarın kazanıp bir sürpriz yapabilir. Çünkü son iki yarışında iki tane dokuzunculuğu var. Onun önceki yarışında altıncı olmuştu. Ama benim çok güvendiğim ve beğendiğim bir safkan. Dediğim gibi doğru zamanda etkili sprintiyle bu yarışı kazanabilir. İkinci tercihim uzun zamandır yine takibimde olan bir türlü beklenileni veremeyen 7 numaralı penguen olacak. Aynı şekilde kind of blue gibi etkili sprintiyle bu yarışı kazanabilir. Üçüncü tercihim yine çok takibimde olan beğendiğim ve e, kazandığı yarışta değerlendirdiğimiz 11 numaralı defem olacak. Son 3 yarıştır... E, Kazanamadı ama yarın e, kazanabilir arkadaşlar. E, üçüncü tercihim 11 numaralı Defemme. Dördüncü tercihim 12 numaralı Flamboyant olacak. Flamboyant yani 3 e, gibi gidecek. Defemme de 4 gibi gidecek arkadaşlar. İkisinden biri bu yapacağı sprintle bu yarışı kazanabilir. Ondan sonraki tercihim bir numaralı Juno olacak. 63 kilogram Gökhan Kocakaya. Kilo deyip geçmeyelim. Yarın o da etkili olabilir. Çünkü o da böyle ortalarda gidecek. Yapacağı sprintle bu yarışı kazanabilir. Ve son tercihimde 16 numaralı White Noble olacak arkadaşlar. White Noble da yarın sürpriz olarak çıkar diye düşünüyorum. O da yine arkalardan gelip sprint ile bu yarışı kazanmak isteyecek. Orta arkası gelip. Yani zor bir yarış ve sıralamam 17, 11, 12, 1 ve 16 arkadaşlar. Burada 13 numaralı Hague Run var. 1400'cü. Arkadan sprintle geliyor ama yani ben yarın başarılı olacağını düşünmüyorum ama yeri olanlar belki 13 numaralı Run'ı da bombada değerlendirebilirler. Çünkü kaliteli bir safkan aslında. Ben baştan itibaren kendi kuponumu verecek olursam sizlere. ilk ayak 5 benim bankom. ikinci ayak 2, 9, 11 ve 8. Üçüncü ayak 9, 7, 8, 2 ve 4. Dördüncü ayak 9 Believe in Me ben bombada banko tek atacağım. Beşinci ayak 4 ve 2. Son ayakta 10, 7, 11, 12, 1 ve 16 arkadaşlar. Yine yani böyle küçük bir kurgu önerdim sizlere ee, ve iyi bir ikramiye vereceğini düşünüyorum. Hepinize yarın için bol şans diliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.